Efendim, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Bir sessizlik, bir durgunluk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu? Akşamüstü rehaveti mi? Hadi gelin bakalım. Fırtına öncesi sessizlik. Bir fırtına mı kopacak? Hayırdır? Yok, hani öyle söylenir ya. Gerekirse gelsene, koparırız. Fırtına öncesi sessizlikmiş efendim. Beyler merhaba. Merhaba. Hadi abi, hanımların Emine geldim. Fırtına öncesi sessizlik dediler. Fırtına kopacaksa koparırız o zaman biz de. Kim eksik? Medda. Başka? Nur da biraz rahatsız. Rahatsızdı, doğru. Başka kim rahatsızdı? Biri daha. Dün de sen rahatsızdın. Ben iyileştin mi biraz? Ya ben biraz midemde sorun olduğu için yediğim yiyeceklere göre dikkat ediyorsun. Değişiyor yani. Beyler siz iyi misiniz? İyi Sedan, çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Benim de öyle, ses, hava, bir sıcak, bir soğuk, bağır hastalıkları. Neyse, hepimiz iyi olalım inşallah. Sevgili izleyicilerimiz de öyle. Ve bugün, Ayça nerede? Gözün aydın, ailen geldi. Geldiler. Teyzen, halan, bir de yengen geldi. O dışarıdaydı. Ama ben inanamadım, hem hala hem teyze hem yenge buradaydı. Ve üç hep beraber mi gezer onların? Ya biz dördümüz hep beraber geliyoruz. Ciddi mi söylüyorsun? Hiç ayrılmadan, her yere birlikte gidiyoruz. İyi, iyi geçiniyorsunuz yani. Çok. İyi maşallah. Şimdi önce erkekler evine gittiler. Öyle değil mi beyler? Evet. İlk size misafir oldular, bakalım nasıl geçmiş. O da şaşırır. Benden istediğiniz bir şey var mı? Hani yani söylemek bizim tek istediğiniz... istediğimiz yani söylediğin sözlerin arkasında durmak, dürüstlüğüne, hani adamlığına devam etmek. Çünkü biz sadece o. Biz o yüzden geldik yani. Öyle bir çektin ki yani bizim aileyle yani bütün sülaleyi çektin. Konuşma tarzı, hareketlerin, yani uyarmaların da Ayça'yı bazı yerlerde uyarmaların arkasında durman. Yani bizim... Hoşumuza gitti. Çok hoşumuza gitti. Peki ya yani hatasız kul olmaz. Hani şu hani şöyle yaparsan daha iyi olur ya da Ayça'ya şöyle yaparsan daha iyi olur diyeceğiniz bir şey var mı? Siz şu daha an şey iyi yeni için... olduğu için biz de hani görmemiz gerekiyor. Şimdi böyle yaparsan dersen Ayça şimdi bir de tersini yapar. Öyle de bir huyu vardır bazen. Şimdi böyle yap dediğin zaman. Hani onun fikirleri de önemli. Anladım. Biz hepimiz şimdi istiyoruz evet, ama. Tabii ki. Önemli olan o zaten. Yani Ayça'nın fikri. Ya ben olacağını düşünüyorum ben. Hayırlısı. Hissediyorum, o elektriği alıyorum ondan. Hayırlısı inşallah. Biz de isteriz yani. Bazen sert çıkışları falan oluyor bana. Alttan alıyorum, şey yapıyorum. Yok, o normalde ara sıra öyle yapar. Onun huyu o. Biraz da ben şikayet edeyim şey Ayça'yı. Yok yok, yani kalbinde bir şey yok ama patadanak söyler, şak diye söyler, yalan söylemez. Hani şu şöyledir, bu böyledir, lap diye söyler lafını. Ben de adım gibi eminim. Yani öyle şeyleri yoktur Ayça'nın. Teyze ile hala çözmüş seni. Evet, ama sen Batu bile da çözmüş. Çözdün Seda abla, bilmiyor ben bile musun? Çözdüm. Ben dur anlarım Ayça, ama dur. Çünkü ilk söylenecek şeyi son söylüyorsun ya. Evet, ben öyleyim. Peki, Batu'nun da yüzü gülüyor fark ettiysen. Evet. Ailen sevdi mi şimdi Batu'yu? Sevmişler. Öyle anneannem mi? De sevmiş. Memnunlar yani. Destekler Batu'ya. Bana da dediler zaten burada. Batu'yu üzersen bir daha gelirim dediler. Ciddi mi söylüyorsun? Ya Batu'yu şey yapmadı. Konuştuk işte ya, ama anlatmayacağım. Batu, yüzünden evet, gülücükler eksik olmuyor. Ben daha bu VTR'ye pas atarken gülüyordun. Çok... Seda Hanım, çok heyecanlandım ve gerçekten ailesi çok düzgün insanlar, kaliteli insanlar ve çok sıcak kanlılardı, çok samimi geldi. Çok mutlu oldum. İyi ki gelmişler, iyi ki tanımışım onları. Şu anda da çok mutluyum zaten. Ayça'yla da güzel gidiyor, hiçbir sıkıntı yok. Maşallah, maşallah. Keyfim yerinde yani. Ya Ayça'yı şikayet edişim bile tatlıydı, çok hoşuma gitti. Birazcık da ben şikayet edeyim onu, bana atar yapıyor diyor. Şikayet edeyim. Şikayet. Bizim evin tabiriyle. Yani o söyleyişim bile samimi, öyle değil mi? Yani Batu bence oturulup konuşulabilecek bir adam. Evet, adam. Evet, yani sinirliyken de, yumuşakken de, sıkıntılıyken de. Çünkü o şey var, o rahatlığı, o espri evet, anlayışı var. Bak o Adnan'da da var. Var. O güzel bir şey. Şimdi memnun muyuz yani? Ben çok memnunum, mutluyum. Ayça'nın gözlerindeki ışığı daha iyi alabiliyorum artık. Daha çok alıyorum. Ayça'nın küpelerindeki ışığı alabiliyor musun orada? Evet, onu da alıyorum. Çok yakışmış, güle güle kullansın. Teşekkür ederim hayatım. Bunu takması önemli bir şey çünkü bugüne kadar bizim evde biliyorsunuz. Bir damat adayı, gelin adayı hediye verince ertesi gün kontrol ediyor. Takmış mı, takmamış mı? Takmadıysa küslük. Hani hatırladınız mı o günleri? Evet. Niye bileklik takılmadı? Kaç gün daha bekleyeceğiz filan tabii. Öyle günler yeni renklerimle de mutluyum. Evet.
Oo, ya takımını değiştirdi sana ya. Daha ne yapayım? Daha ne yapacaksın? Saçı kestirdin, takımı değiştirdin. Dövme var Seda abla. Dövme kaldı. Onu yaptırır çocuğum aklı mı? Yani kılıbık, kılıbık. Daha belalım yazdıracak o bana. Çok var. Hanım köylülük tacı devir mi oluyor yoksa erkeklere? Seda Hanım, kesinlikle. Hiç alakası yok. Bu baba, ben zaten baba. Çok bir erkek takım mı değiştirirmiş? Çok fanatik olsaydım. Çok fanatik olsaydım böyle bir şey yapmazdım ama zaten fanatik değildim. Ayça için öyle istiyordu. Ben de yaptım. Olmuyor bu, vazgeçmek aynen oluyor. Aynen öyle. Aşkım için her şeyden vazgeçebilirim. Takım aşkım hiçbir şey değil yani. Vay be. Vay be. Tabii ama, ya. Tabii ya. Onlar milyon dolar para alıyor yani. Sen sevgilinden mi olacaksın bir takımı tutacağım diye. Bırak herkes kendi işine var. Seda Hanım bir şey söyleyeceğim. Ama bu arada diyor çocuğum kesinlikle Fenerbahçeli olacak diyor. Bizim ailemizde asla Galatasaraylı yok diyor. Öyle bir dünya yok ama ya. Ben ne dedim? Yani ikimizin çocuğu olacak. Biz Galatasaraylı çocuk Fenerli. Böyle bir saçmalık olamaz. Ya çocuğun özgür iradesine bıraksan. Evde heyecan olur, çekişme olur. Yok yok, ben onu küçük için alıştırırım. Belki 5 tane kızınız olur. Derbilerde çocuklarla kavga ederler. İnşallah o günleri görürüz ya. İnşallah. Allah nasip ederse. Çok güzel geçmiş bugün. İkinizin de yüzü gülüyor. Ayça'nın ailesi bu eve de geldi. Burada da yorumları oldu. Hatırlamak istemem o zamanları ya. Kendi ailenin buraya geldiği zamanları. Aynen. Keşke olsun gelmeselerdi. Aa niye? Hı. Gerek yokmuş. Keşke Batu zamanında gelselermiş hepsi. Ayol ben yeni bugünü diyorum. Ha, pardon ben eskiden anladım, özür yok dilerim. Canım, annesi dedi yine eskileri. Annesi dedi Çağlıcan'ım iyi dinleyin. Ailesi dedim ailesi. Ailesi dedi. Laf yaptın. Ama demek ki bak içine evet oturmuş. Neyse boş ver. Güzel günler artık bak gülen aynen yüzler. Aynen mutluyum yani. Şimdi Ayça'nın ailesi kızlar evinde ne yaptı bir de ona bakalım. Beyler görmedi. Evet onu çok merak ediyorum. Batuhan bir şey diyor mu teyze? Batuhan'la ne konuştun? Batuhan vallahi sonuna kadar arkasındayım diyor. Aynen öyle. Ayça'yı alıp gideceğim buradan diyor. Kesin net konuşuyor. Biz de dedik sen efendi aklı başında görünüyorsun. İnşallah böyle devam edersen biz de senin gibi arkasındayız. Ayça'nın fikridir yani. O da isterse olur niye olmasın? Yine son karar senin tabii ki ama çok yeni. Hani ileride ne olur? İstikrarını korur mu Batuhan? Ali'ye ona karşı göre hareket edeceğiz. Korudu hala. Ali'ye karşı. Korudu. Pes ama eder ya dedik ama etmiyor. Hayır, ailesi hayır. Çocuk çok dürüst çocuk. Ben bilmiyorum. Yani adam gibi adam gerçekten. Ben hoş Batuhan geldin Batuhan. Aynen öyle. Yani bize adam gibi adam geldi. Konuşması, hareketleri, hiçbir hatalı konuşması yok. Yani siz hiç kimse için böyle demiyordunuz normalde. İşte bunu evet söylüyoruz şimdi. Bak demek ki bizde bir şey var ki söylüyoruz. Sen teyzenin, halanın sözlerine güvenir misin? Evet. Hep beraber geziyoruz diyorsun. Hiç ayrılmıyoruz. İlk defa mı böyle bir şey söylüyorlar? Evde de söylüyorlardı beğendiklerini. Ama burada Batuhan, daha mı net oldular Batuhan'la konuşunca? Net konuştular. Adam gibi adam ilk defa dediler. İyi çok güzel çok Allah razı olsun hepsinden. Batuhan onlar merak varmış ediyordun nasılmış? Güzelmiş Seda Hanım. İyi değil mi? İyi. Ya bizim kadınlar için önemlidir bakma sen. Hani umursamıyoruz gibi gözüksek de en asi halimizde bile şu annenin babanın ailenin sözü o kulağın dibinde kalır yani. O hep var. O onay da bize büyükleri güç veriyor. Büyükleri dinlemek lazım. Onlar bizim göremediğimiz şeyleri görüyor. Dinlemek lazım. Sadece büyükler değil dışarıdan bakan insanlar da göremediğimiz şeyleri görüyor. Aynen öyle. Umarım güzel olur bundan İnşallah sonra. Ben de yavaş yavaş tanıyorum zaten. Ona göre hareket edeceğim. Hadi inşallah güzel. Şöyle çiftlerimizin sayısı artsın anneciğim bu evde ya yetti artık. Şimdi Ayça'nın teyzesiyle halasının damat adaylarının diğerlerine de tek tek yorumları vardı. Bir de onlara bakalım mı? Ay bilmiyoruz biz sevdiğimiz damat adaylarından Tankut'u seviyoruz. Semih iyi çocuk. Semih. Adnan. Üçü. Zaten damat adayımız belli. Batuhan. Batuhan. İşte başka da yok. Sevgisiniz tamamdır. Yani artık Batuhan'a bir kelime kullanma. Bu sefer ben geleceğim bir daha. Bu çocuğu üzdüğün zaman bu sefer onun yerine ben halledeceğim burada seni. Anlatabildik mi? İlgileniyor. Güzel. Anladın mı? Anladıysan problem tamam yok. Sıkıntı yok. Ama bir daha görmeyelim yani. Eski konuları açmayacağız. Açmayacağız. Açılmıyor, açıldığı kesinlikle zaman çekileceğin uzaklaşacaksın. Üzülüyor muymuş? Üzülüyormuş. Kıyamam yazık. Konuşulmasını dahi istemiyormuş haklı yani. Haklı valla yani. İster istemez zaten insanlar ön plana çıkaracaklar. Kapatıyor konuyu. O zaten hoşuma gitti benim. Savunma var. Yok, hemen moda geçiyor zaten savunmaya. Savunma moduna geçiyor. Yani. O yüzden sen de o çocuğu sakın. Gerçekten değer veriyor yani gördünüz. Evet. Yok veriyor.
Çok güzel. En çok başka Batuhan'dan başka kim beğeniyorlardı? Tankut'u, Semih'i. Adnan'ı çok seviyorlar. Çok seviyorlar. Ama damat adayımız Batuhan diyorlar. Tabii onları da insan olarak seviyorlar ve senin eski arkadaşların olarak. Eski konular derken neyi kastediyor Batuhan? Ayça'nın eskisi, mazisini mi? Seda Hanım, Ayça'nın mazisine hani biraz girmek istediler teyzeyle hala. Ben de rica ettim, lütfen dedim açmayalım. Çünkü her açıldığında ben yara alıyorum. Zaten belli bir şeyleri kabullenerek geldim buraya. Bravo. İçimde bazı yaralar var. Şu anda da önüme gelmesini istemiyorum doğal olarak. Onlar da sağ olsunlar kırmadılar beni. Anlayışla karşıladılar. Teşekkür ediyorum bana tekrar. Bana da tebliğ ettiler. Bravo. Siz de açmayın. Bundan sonra yeni tanışacağınız erkekle, damat adayıyla, sokakta dışarıda bile olsa oturur oturmaz eskilerden asla bahsetmeyin. İlk bir hafta, 10 gün, 15 gün karşındaki adam umursamaz davranır. Birinci ayı, ikinci ayı, üçüncü ayı yüzüne vurur. Evet. Seni sahiplenip sevmeye başladıkça. Mecbur değilsen kardeşim anlatma. Tecrübeni al, sus otur. O kadar yani. Yaşanmış yaşanmıştır, o cepte. Gerisini açmanıza gerek yok, huzur kaçırmaya da gerek yok. Aynı şekilde Batuhan'la birbirinize hata yaparsanız da onları da temcit gibi açmaya gerek yok. Halledin yürüyün, halledin yürüyün. Yoksa olmuyor ilişki dediğin şey. Şimdi anladığım kadarıyla bir sorun yok gibi gözüküyor. Peki bu suratlar ne sizde bugün? Nasıl? Böyle bir yarısı asık, yarısı gülmeli, yarısı bir böyle bir... Mehtap mesela bayağı bir üzgün falan. Ne oluyor bugün? Neden aldınız evde? Yok, iyiyiz, hastayız biraz. Ay, ondan çok, mı? Biraz grip var galiba, kırgınlığım. Salgın var salgında. Grip salgını böyle ya, yapıyor. Ya ondan işte. Ruh iniş çıkışları yapıyor grip salgını. Evet. Anladım ben, değişik grip. Peki. Neyse, tebrik ediyoruz Batuhan. Güzel geçmiş aile görüşünüz. Teşekkür ederim Seda. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Beyler yorum var mı? Sen yeter ki sen kısmetse olur.